Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Çünkü gerçekten çok renkli bir konuğumuz ve bir o kadar da ilginizi çekecek bir konuyla birlikte olacağız. Biyoenerji uzmanı Sayın Tuncay Güneş konuğumuz oluyor. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bizler öncelikle Sayın Tuncay Güneş kimdir, tanıyabilir miyiz, tanıştırabilir miyiz izleyicilerimizle? Tabii ki. 1971 doğumluyum. Edirneliyim. Evliyim. Bir kızım ve bir oğlum var. Maşallah, Allah bağışlasın. Teşekkür ederim, sağ olun. Anadolu Üniversitesi işletme mezunuyum. Bu şekilde devam ve ediyorum. Ve biyoenerjiyle evet, uğraşıyorsunuz. Evet, aynen, biyoenerjiyle uğraşıyorum. Evet. Öyleyse hemen şunu sormak istiyorum size. Biyoenerji nedir? Biyoenerjinin kelime anlamı hayat akımı, hayat enerjisi. Bedenin bütünsel bir enerji dengesinin korunmasıyla alakalı bir enerji, biyoenerji. Evet. Hı-hı. Peki biyoenerjiyle nasıl tanıştınız? Ve biyoenerjiyle şifalandırma olsun ya da bir takım hayatımızdaki tıkanıklıkları açabilme olsun, nasıl yol almaya başladınız? Biyoenerjiyle tanışmam eşimin rahatsızlığıyla başladı. Omuzlarında yırtık oluştu ve doktora gittik. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söylediler. Her iki kolundan da 6 ay bir ameliyat ve süreç, iyileşme süreci. Daha sonra diğer kolundan bir 6 aylık çalışıyordu eşim. Bu süreç bize bayağı bir uzun ve zahmetli bir süreç gibi geldi. Ve ben bunu daha değişik yollardan nasıl çözebilirim diye arayış içine girdim. Baştan bitkisel şifalar araştırdım internet ortamında. Ve bunları araştırırken birden karşıma biyoenerji çıktı. Ve araştırdım, ilgimi çekti. Nasıl olur diye düşünürken kimlerin bu işi yaptığı, nerede yaptığı, nasıl olduğu, ne şekilde gerçekleştiği. Bunları araştırarak bir enerji uzmanına ulaştım ve telefonla irtibat kurarak eşimi getirmek istediğimi söyledim. Gittik, seanslar uygulandı ve eşim sağlığına kavuştu. Kollarını hiç kullanamıyordu. Normal işe devam edecek hale kadar geldi. Kollarını normal bir şekilde kullanmaya başladı. Ve bu benim ilgimi çekti. Tekrar uzmanla bağlantı kurarak bu enerjinin eğitimini almak istediğimi, eğitim vermek eğitim veriyorlar mı diye sordum ve bunun eğitim verdiklerini söylediler ve eğitimi almak istedim. Gittim, eğitimi aldım. Daha sonra uygulamalar yaptım. Uzaktan seanslar, yakından seanslar, birebir seanslar, yakın çevreme bu seansları uygulayarak bu işin içine girdim. Başlangıç aşamam bu şekilde oldu. Daha sonra İki tane biyoenerji uzmanından daha eğitim aldım. Evet. Sertifikalı eğitimler alarak bu işin içine girdim. Evet. Öyleyse şunu diyebilir miyiz? Her işte bir hayır vardır. Mutlaka. Eşinizin rahatsızlığıyla birlikte biyoenerjiyle tanışmanız ve sonrasında bunun eğitimini alarak başka insanlara da şifalandırma çalışmalarında bulunmanız gerçekten hayır olmuş. Tabii ki. Başımıza ne geliyorsa bizim gelişmemiz için, dönüşümümüz için gerçekleşiyor. Bu olumsuz da olsa, olumlu da olsa mutlaka bize veren bir mesaj içinde var. O mesajı aldığımızda farkındalığımız gelişiyor. Evet. Ve hayata daha pozitif bakarak dönüşüm içinde devam ediyoruz hayatımıza. Kesinlikle öyle. Hı-hı. Her şeyin başı pozitif düşünce. Aynen. Değil mi? Evet. Yani aslında hastalıklarımızın sebebi de bu. Yani bedenin negatif düşünceye maruz kalarak bedendeki enerjisel dengenin bozulması ve hücresel boyutta hasarların meydana gelmesiyle gerçekleşiyor hastalıklar. Evet. Bizim işimiz de bu enerji dengesini bütünsel bedenin dengeleyerek tekrar hücrelere elektrik akımını ve titreşimleri yayarak bedenin kendi kendine onarmasını sağlıyoruz. Evet, eğitimlerinizden bahsettiğiniz zorlu bir süreç miydi? Ben keyif aldım aslında. Enerjileri seviyorum. Enerjilerin içinde olmak bana mutluluk veriyor. Yani yaparken de hem şifalandırmayı hem de kendimi şifalandırmayı seçiyorum. Enerjiyle yaşamak benim için ayrı bir mutluluk ve keyif oluyor. Evet, eğitimlerin böyle bir misyonu da var değil mi? Hı hı. Hem şifalanıyorsunuz, evet, hem de şifalandırma
çalışmalarını öğrenmiş oluyorsunuz. Tabii ki. Yani biraz da sizin olaya bakış açınız, kabul etmeniz. Şifalanmayı kabul ettiğiniz zaman şifalanma gerçekleşiyor. Açık evet. olmak gerekiyor şifaya. Kendini şifaya kapatmamak gerekiyor. İnanmak ve bu işin gerçek olduğuna inanmak bu işin en büyük parçası. Evet. Aslında evrendeki birçok şey enerji. Tabii ki. O yüzden biyoenerjiyle şifalanmaya ya da biyoenerjiye inanmama gibi bir şansımız yok değil mi? Tabii ki. Her şeyde bir enerjisel boyut var. Bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda, doğada. Yani evrenin kendisi zaten bir enerji. Ve bu enerji ortaya çıkardığı bir akım var. İnsanda da bunun bedende dengeli bir şekilde akması gerekiyor. Bu denge bozulduğu zaman hücresel boyutta hastalıklar meydana gelerek hastalıklar oluşuyor. Bu dengenin bozulmaması gerekiyor. İnsanın pozitif negatif dengesinin çok iyi olması gerekiyor. Kendini devamlı pozitif, hayata gülen, hayatı seven, anın içinde yaşayan bir kişi olması gerekiyor. Anda yaşamak çok önemli. Anda yaşarsanız zaten hepsi gerisi geliyor. Evet, anın tadını çıkartarak, hayatımızın tadını çıkartarak. Çok çok doğru söylüyorsunuz. Evet, şimdi biyoenerji ile yapılan şifalandırma çalışmalarından bahsedelim mi biraz? Tabii ki. Biyoenerji ile yapılan şifalandırma çalışmaları uzaktan ve bireysel olarak şifalandırma yapılıyor. Kişinin çakraları, 7 tane ana çakramız, 24 tane de tali çakramız var. Bu çakralar aktive edilerek bedende enerjinin tıkanıklık meydana getirdiği ve enerji dengesinin bozulduğu alanlara bu çakraların enerjilerini dengeleyerek oradaki bütünsel enerjiyi bir denge haline getirip akımı düzelterek oradaki hücresel boyuttaki iyileşmeyin beden kendi kendine gerçekleştiriyor ve iyileşme sağlanıyor. Evet, bu çakralarımızdan da bahsedebilir miyiz biraz? Tabii ki. Bu çakralar tepe çakrası başımızın üzerinde oluyor. Evet. Alın çakrası, boğaz çakrası, kalp çakrası, mide çakrası, alt karın çakrası ve kök çakrası olarak 7 ana çakramız var. Hepsinin bağlı bulunduğu organlar var. Bunların olumlu döndüğü anda, bedenin dengesinin düzenlendiği anda bizim enerjimiz ve sağlığımız da dengede ve mükemmel bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda insanın aura bir enerji kalkanı var bedeninin dışında. Bu auranın içinde ruh beden var. Onun içinde de fiziki beden. Bunların hepsinin dengeli olması gerekiyor. Eğer auramız güçlüyse daha o kadar sağlıklı. Hastalıkların bize ulaşması o kadar daha zor ve sağlığımız da o kadar güvende oluyor. Evet, öyleyse yapılan biyoenerji çalışmalarıyla, seanslarıyla, terapileriyle daha güçlü bir bedene de sahip olabiliyoruz. Yani ille de hastalanmamız gerekmiyor. Hastalanmadan öncesinde bedenimizi sağlığa da kavuşturabiliyoruz değil mi? Yani güçlenebiliyoruz biyoenerjiyle. Tabii ki. Doğru mu? Tabii ki. Yani biyoenerji almak için illa hasta olmamız gerekmiyor. Sağlıklıyken evet. de biyoenerji seansları alıp hastalık öncesi bir önlem alabiliriz. Auramızı daha fazla güçlendirebiliriz. Güçlü bir auranın hastalığın gelme olasılığı daha azalıyor ve ruh bedene ve fiziki bedene ulaşması zor oluyor. Bunu da güçlü bir aura, kuvvetli ve enerjisel bir aura gerçekleştiriyor. Evet, öyleyse hemen şu soruyu da sormak geliyor aklıma. Biyoenerjiden kimler faydalanabilir? Biyoenerjiden 7'den 70'e herkes faydalanabilir. Herhangi bir sınırlaması ya da kısıtlaması yok. Herhangi bir şey yok, sınırlama yok bunda. Herkes faydalanabilir biyoenerjiden. Yani bir bebek de, tabii ki. Bir 70-75 yaşındaki aynen. birey de biyoenerjiden faydalanabilir. Doğal bir enerji. Ellerin bedene temas etmeden yapılan bir enerji. Tamamen zaten vücutta olan bir elektrik akımının dengelenmesi sonucu olan bir sağlık uygulaması. Alternatif tıp uygulaması. O nedenle herhangi bir eksisi yok. Tam tersi artısı var. Evet. Böylece bu artıyı hepimiz de kullanmalıyız bence. Ama uzmanlar tarafından uygulandığı takdirde diyoruz. Tabii ki, tabii ki. Kesinlikle öyle. Evet, biyoenerjiyle yapılan şifalandırma çalışmalarından da bahsettik. Ama bu şifalandırma çalışmalarını almak isteyenlere
önerileriniz neler olacak? İşte şu kadar seans mutlak surette bu çalışmayı yapmamız gerekiyor gibi bir kriter var mı? Şimdi aslında kişinin hastalığının ne kadar zamandan beri devam ettiği bunlar önemli. Eğer hastalık yakın bir hastalıksa tedavi süreci de o kadar kısalıyor. Geçmişten gelen uzun süreçli bir hastalıksa o zaman tedavi seans süreleri, miktarları artıyor. Ama biz en az bir 7 seans öneriyoruz. Evet. Peki en faydalı olduğu rahatsızlıklar nelerdir? Ya da daha doğrusu şöyle sorayım. Bu konuda şifalanmak isteyenler, hı-hı, danışanlar, hı-hı, en çok hangi şikayetlerle geliyorlar size? Mesela bel kayıklı olarak gelmişti. Migren, evet, kollarda ve omuz, bacaklarda hareket kullanımı, yetersiz kullanımı, ağrılar. Ama bunun belirli bir sınırlaması yok. Yani her hastalıkta biyoenerji uygulanabilir. Herhangi bir şeyi de yok, yan etkisi de yok. Her şeyde kullanılabilir. Yani her rahatsız olan biyoenerjiden faydalanabilir. Evet. Özellikle migren, işte bel ağrıları, kol bacak ağrıları, stres, depresyon. Evet, depresyon. Uykusuzluk problemi yaşayanlar, yorgunluk yaşayanlar, evet, kendini enerjik hissetmeyenler. Evet. Hayatta küskün olanlar. Hepsinde uygulanabiliyor. Evet. Ve tabii ki sağlıklı da olsak bağışıklık sistemimizin biraz daha güçlenmesi için yine biyoenerjiyle şifalanabiliriz. Tabii ki. Biyoenerjinin yanında hayata pozitif bakmalıyız. Stresten, depresyondan uzak durmalıyız. Bu nasıl olacak diyenler var ama mümkün olduğu kadar olumsuz cümlelerden uzak kalmalıyız. Aman için, neden, fakat, olmuyor, ben zaten böyleyim diye düşünmemek lazım. İnsan ne düşünürse onu yaşar. Beden, zihin yönlendirir bedeni. Zihinde olumsuz düşünceler varsa beden bundan olumsuz etkilenir. Mesajı alır ve bu hastalık olarak bir yerden çıkar. Bunu pozitife dönüştürmemiz için düşüncelerimizin devamlı pozitif yönde olması gerekiyor. Belli bir dönem sonra pozitif hayata beden alıştıkça, zihin de alıştıkça ve bu pozitif duygular ve düşünceler devam ediyor ve vücudun dengesi daha mükemmel, daha güzel oluyor. Evet. Peki seans sürelerimiz ne kadar oluyor genelde? Seans süresi 30 ile 45 dakika arası oluyor. Ama bu eğer hastada bir blokajlı bölüm hissedersek, sıkıntılı bir bölüm, uzayabiliyor, bir saati de olabiliyor. Ama minimum 30 dakika ve 45 dakika arası seans süresi oluyor. 30 ve 45 evet, dakika evet, arasında ve uygun görülen seans süresi de 7 seans diyorsunuz. Bunu hastaya bırakıyoruz, danışanımıza bırakıyoruz. Danışanımız zaten kendini iyi hissettiği an, eğer tıp, yani modern tıpla beraber de bu şeyi alıyorsa, destekli alıyorsa biyoenerjiyi, evet, orada iyileşme süreci hızlandıkça o danışan da zaten kendini, belirtilerini gösteriyor. Danışan sağlığına kavuştuğu zaman evet ben artık iyiyim dediği anda seansları kesiyoruz. Harika diyoruz. Biyoenerjiyle herkesin şifalanması mümkün diyoruz ama tabii ki bu konuda eğitim almış, uzmanlaşmış, evet, biyoenerji uzmanlarıyla birlikte çalışıldığı takdirde. Tabii ki. Evet. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Yani belli bir hayatımız var, belli bir süre içinde geçen yaşamımız var. Bu hayatı iyi değerlendirmek gerekiyor. Ve bunu anda yaşamak gerekiyor, anın içinde. Geçmişe geri getirmemiz imkansız. Geleceği de görmüyoruz. Yaşanmamış şey üzerine yorum yapamayız. Bize kalan andır ve anı yaşamalıyız, pozitif yaşamalıyız. Pozitif yaşamak insanı hastalıklardan, sıkıntılardan uzak tutar ve mutlu, harika bir yaşam verir. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, biyoenerji uzmanı Sayın Tuncay Güneş'i ağırladık. Hepimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Hoşçakalın.